Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği sektör buluşmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Nişasta Sanayicileri ve Tarım Gazetecileri buluşmasına sektör temsilcilerinin ve medyanın ilgisi yoğundu. Programın açılış konuşmasını yapan Nişasta Sanayicileri Derneği Başkanı İsmail Başaran, tarım gazetecileri aracılığıyla nişasta sektörü hakkında vatandaşları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Nişasta sektörünün tek bir ham maddesi var, o da bir tarım ürünü. Türkiye'de mısır veya içinde nişasta bulunan buğday, patates gibi ürünler dünyaya bakıldığında. Dolayısıyla tarımı yazan kişilerle bir arada olmak, onlara kendimizi ifade edebilmek bizim için çok önem arz ediyor. Türkiye'de 9 tane nişasta üreticisi var. Nisat bu 9 tane üreticinin tamamını bir araya getiren bir çatı kuruluş, bir dernek. Bir gıda maddesi ürettiğimiz için tüketiciyi de ilgilendiren bir kısma dönüşüyor. Bütün ürünlerimiz düşünüldüğünde 750 bin ton ürün ihraç edip ülkemize 400 milyon dolarlık bir ihracat geliri getirdik ki bu çok büyük bir rakam gerçekten. Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğral da buluşma toplantılarında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güncel konularda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu toplantının ilk ihtimalle dışında şöyle bir önemi var. İlk defa üzerinde çok spekülasyon yapılan, hatta altı çizer söyleyeyim, üzerinde çok fazla ajitasyon yapılan bir sektörle böyle karşı karşıya gelip konuşmak, birbirimizi anlamaya çalışmak, sohbet etmek ve doğru bilgi üzerinde, objektif bilgi üzerinde mutabakata varmak gibi bir sonucu olacağını düşünüyorum bu toplantının. Türkiye'de tarım ve gıda sektörünün bütün bileşenleri aynı duyarlılığı gösterir. Medya ile özellikle tarım ve gıda medyasının resmi temsilcisi TAGAT ile diyalog kurar. Gelin, oturalım, konuşalım, birbirimizi anlamaya çalışalım, diyalog kuralım, düşmanlık yapmayalım birbirimize der ve bunun sonucunda kazanan başta Türkiye olur, tarım ve gıda sektörümüz olur. Toplantıda bir sunum yapan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Soylu, mısır ve nişasta üretimi hakkında bilgi verdi. Biz tarımda bir ayrımcılık istemiyoruz. Doğru neyse o anlatılsın. Ona göre politikalar oluşturulsun. Bundan hem ülke tarımı, hem ülkemiz, hem milletimiz, hem sanayicimiz kazanacaktır. Toplantı, dernek başkanları ve akademisyenlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.